Bazı insanlar Tanrı'dan gelen işaretlerin varlığına inanır ve bu işaretlerin çeşit çeşit olduğunu söyler. Bir kelebeğin yanımızdan geçişi de, radyoda çalan bir şarkıda, hatta çekilen bir resim bile bir işaret kabul edilebilir. Belki bu tarz inançlar yalnızca batıl inanç ya da rastlantıdır. Ama yine de bazı insanlar için bu işaretlerin önemi çok büyüktür. Hayatın her alanında kuşkucu insanlar var ve bu tarz insanlar her şeyin bilimle açıklanabileceğini öne sürer. İki yaklaşıma da inanmakta hiçbir yanlış yoktur. Sonuçta önemli olan insanın neye inandığıdır. Başkalarının ne düşündüğü değil. 25 Nisan öğlen vakti 19 yaşındaki Anissa Gannon, yolda gerçekleşen bir trafik kazası yüzünden sıkışan trafikte bekliyordu. İşe geç kalıyordu ve patronu kızacaktı. Yol üstünde kaza olduğundan fotoğrafını çekerek patronuna mazeretini kanıtlamak istedi. Maalesef biri 9 aylık bebek olmak üzere kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. 23 yaşındaki Hannah Simmons, 9 aylık bebeği Alana ve en iyi arkadaşı Lauren Buteo ile aracın içindeydi. Aracıyla ilerlerken Hannah bir anda aracın kontrolünü kaybetti ve bir kamyonla çarpıştı. Araçtan kimse sağ çıkamadı. Fotoğrafı çeken Anissa halasına fotoğrafı gösterince halası ilginç bir detayı fark etti. Fotoğrafta cennetten inmişçesine bir ışık belirmişti. Halası, cennete gidiyorlarmışçasına dedi. Fotoğrafta ışık süzmesi tam kazanın gerçekleştiği yere vuruyordu ve ışığın içinde iki beyaz nokta görünüyordu. Pek çok kişi bu ışığı arabanın camının yaptığı yansımadan gerçekleştiğini düşünse de, Anissa'nın teyzesi bu ışığın farklı bir anlamı olduğunu düşünüyordu. Tara Noble şunları söyledi. Ben tesadüflere inanmam. Özellikle de bir ışık süzmesinin içindeki iki noktanın bir tesadüf olabileceğine hiç inanmam. Bunun üzerine Anissa kaza geçiren kişilerin ailelerini buldu ve o fotoğrafı gösterdi. Hannah'ın annesi Jody fotoğrafı görür görmez ağlamaya başladı. Yaşadıkları acı olaya rağmen Anissa'nın onları bulup fotoğrafı göstermesi biraz da olsa acılarını hafifletti. Jody gözyaşları içinde "Fotoğrafın benim için ne kadar kıymetli olduğunu anlayamazsınız." dedi. Jody'nin anlattığına göre Hannah, 45 yaşındaki nişanlısı Javonte Hopkins'le evlenildi daha çok olmamıştı ve ikinci çocuklarına hamileydi. Lauren'in annesi Dana da, "Fotoğrafı gördüğümde yaşadığım sevinci tarif edemem. Sanki onları cennete uğurladığımı hissettim." dedi. Aileler cenaze masraflarını ödemekte zorlandığından dolayı Anissa, en azından masrafların bir kısmını üstlenebilmek için kazada ölenler için destekçileri GoFundMe üzerinden Hannah, Alana ve Lauren Beto için bir yardım kampanyası başlattı. Hannah'ın kuzeni Jenny Merson, GoFundMe üzerindeki bu kampanyanın düzenlenmesine büyük oranda yardımcı oldu. Fotoğrafın gerçek mi olduğu konusu tartışmalı. Ancak bu fotoğraf kazada ölenlerin ailelerine manevi açıdan çok büyük destek oldu ve onların acılarını bir nebze olsa da azalttı. Zira Hristiyanlığın yaşandığı birçok kültürde cennete giden yol tasvirleri fotoğraftakine benzer şekilde yapılıyor. Hayat çok kısa, ömrümüzün ne zaman sona ereceğini bilemeyiz. Videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve onlar hayattayken onlara daha iyi davranmayı unutmayın.